Seçimin son haftasına girerken e, bu tür saldırılar, e, saldırılar kadar e, saldırıların biraz toleransla kamu yönetimi tarafından, özellikle emniyet güçleri tarafından karşılanması, e, bir, bir, bir birkaç yerde birden e, çapa aylı olmamakla birlikte şiddeti akla getiren hadiselerin olması tabi gerilimin e, yükseldiği ve iktidar tarafından yükseltildiği, bu yükseltmenin amaçlandığı kanaatini oluşturuyor ve pek çok soru soruluyor. Bununla birlikte şunu tabii söylemek lazım, özellikle Erzurum'daki hadiseden sonra Adalet Bakanının açıklaması ve bazı kişilerin gözaltına alınması. Bir miktar teskin etmiş olabilir ortalığı ama diğer taraftan malum AK Parti milletvekilleri, belediye başkanı hatta vali bu hadiseyi sıradanlaştıran, kabahati ötekini atan bir tutum aldılar. Bunlara daha sonra Erdoğan da katıldı. Şimdi bu gerginlik ortamı muhtemelen kendiliğinden gelişen bir gerginlik ortamı ama... Ee, çok büyük hadiseler değil bunlar. Konya'da bir kişi e, görüntüleri gördük. Erzurum'da 150-200 tane yaşı 16, 17, 18 olan e, ülkücünün yürümesi ve taşlaması. Bunlar tek başına bir şey ifade etmezler. Büyük bir kentlerin kutuplaşması, kalkışması, tepki göstermesi değil. Ama katiller bir kişi olur, vuran çeteler üç kişi olur, beş kişi olur. Mesele bunları engellemektedir. Daha çok bize bu durum kamu yönetiminin, emniyet güçlerinin, hakemlik yapması gereken aktörlerin partizan tavırlarının. E, sorun yaratabileceği e, istikamette bir endişe yarattı. E, bunun altını çizmek lazım. Tayyip Erdoğan'ın e, çelişkili bulduğun e, iki e, tavrına gelince açıkçası e, Erdoğan'ın bu çelişkili e, söylem paketi her zaman olan bir şeydir. Yani gerektiği zaman birlik, bütünlük, e, sükunet tavsiye eden bir Erdoğan görürüz alabildiğine asayiş politikaları uygularken bunu yapar. Bu muhtemelen bir kampanya konuşması. Ee, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, bugüne kadar izlediği, geleceğe dair konuşma, bütünleşme, kucaklaşma, kucaklama, e, toplumda gerginlik olmamasına dair bir açığın kendisi tarafından görüldüğü ve onun kapanmasına yönelik bir konuşması olarak değerlendirmek gerekir ama kampanyanın esasını ve özünü oluşturan tam tersine son derece sert, kutuplaştırmacı, asayişçi, karşı tarafı e, gayrimeşru ilan eden tavır. E, bu tavırın e, kaçınılmaz olarak e, bu tür tahrik ortamlarını beslemesi de e, beklenir. E, bunlardan birini yaşadık. Yine de e, çok büyük bir e, sorun olarak bunun görüp ön plana çıkarılmaması gerektiğini, bu tür tabloların eee iktidarın temsil ettiği Türkiye'nin e, kaçakları olduğunu söylemek e, yeterli olacaktır. Nitekim muhalefet tarafı da böyle yapıyor. E, bu çerçevede baktığımız zaman gelişmeleri böyle görüyorum. E, burada en büyük tehlike nedir diye sorduğunuz zaman bu tür gerginliklerin gerginlik fitillerinin e, karşı tarafı yani muhalefetin söylemini, dilimini bozbasıdır. bozmasıdır. Yani sert reaksiyon vermeleri, o güler yüzün ve geleceğe yönelik işte her şey güzel olacak vurgusunun yerini bir iddialaşma, polemik, çatışma, bir meydan okuma e, ...almasıdır. Bu böyle bir risktir. Şu ana kadar olmamakla birlikte... E, ...daha önümüzde bir hafta var. Seçimlerin de ikinci tura... ...kalacağı... E, ...son anketlerden de anlaşılıyor. E, öyle görünüyor en azından. Tabii iddialı konuşmamak lazım ama... ...eğer öyle olursa... ...daha önümüzde uzun bir süre var demektir. Birinci tur seçimlerine... ...kadar gidecek evre... ...ve birinci turdan sonra başlayacak... ...ikinci evre belki daha da kritik olacaktır. Onun için e, her iki taraf açısından da tabii sükuneti korumak, gerilimi e, tahrik etmemek önemli olmakla birlikte e, dengeler de burada çok önemli. Açıkçası iktidar bunu birazcık daha önünü açabilir. E, bu gerginlikten kendisine oy devşirmeye çalışabilir. Bunları göreceğiz. Ama şu ana kadar korktuğumuz bir şey yok ortada. Bununla birlikte bir e, ortamın gelen hadiseler var ama Türkiye böyle şeyleri daha önce de yaşamıştır pek çok seçimde olan şeyler e, bunları böyle değerlendirmeye çalışalım E tabi tehlike devam anlamına gelen e, açıklamalardır Yani siz e, muhalefetin e, tümünü ve muhalefetin liderini e, Türkiye'yi bölecek ve PKK ile işbirliği yapan adam olarak lanse eder ve, Türkiye'deki seçimleri bölücüler ve biz şeklinde lanse ederseniz özellikle milliyetçi kesimde bunun yaratacağı etki muhtemeldir, açıktır. Özellikle bazı kesimlerde, bazı genç kesimlerde bu daha da sertleşebilir. Şimdi bunların önünü almak için mesela Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklama daha makulken hemen hemen bütün iktidar temsilcileri e, tersini yaptılar işin. Yani provokasyonun karşı taraftan geldiğini söylediler. Bu tabii bu tür saldırıları tabiileştirmektir. E, böyle söyleyelim e, bu doğrudur ama bunların ben böyle bir şiddete davet ve tahrik anlamında bir etki yapacağını e, sanmıyorum açıkçası. Ee, bu ilk tur seçimlerinde daha sakin bir şekilde Türkiye'nin geleceğini düşünüyorum. Burada önemli bir şey Mustafa bunlar kadar çok yakın bitecek seçimlerde ya da seçim sonuçlarında ortaya çıkacak tartışmalar ve bu tartışmaların sokakla ilişkisidir. Yani diyelim ki bir puan farklı bir ilk tur bitti. 50'ye 49 bitti. Ee, ve bunu muhalefet kazandı. Ee, burada e, itirazlar, e, tartışmalar, kabul etmemeler, müdahale etmeye çalışmalar. Bunlarla biraz önce konuştuğumuz tablolar arasındaki e, bağlantı daha riskli olabilir. Bu ikinci tur için de geçerli. Dolayısıyla evet bir sokak endişesi hep var. Ama daha eski yılları düşündüğüm zaman o kadar da büyük ve korkacak bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. Şöyle ha. söyleyeyim Mustafa, şimdi bugün bir anket okudum. Ee, okuduğum anketin ismini vermem etik değil. Çünkü o koşulla rakamları aldım ama gördüğüm kadarıyla çok başa baş giden bir yarış söz konusu. Bir iki puan farkla gidiyor. Kararsız oranı hala yüksek. Böyle baktığım zaman şunu görüyorum, Türkiye'nin en kritik seçimlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Yani otokratik bir sistemimiz var. 2014 anayasa değişikliğiyle bu otokratik sistem kurumsallaştı ve iyice yerleşti. Bu seçimlerde iktidarın seçimleri kazanması sadece otokratik sistemin devamı anlamına gelmeyecek. Aynı zamanda bir e, toplum desteğinde bir otokratik sistem ya da seçimli bir otokrasi anlamına gelecek bir e, tablo da bize çizecek. Çünkü e, kabul edelim ki bundan önceki seçimler, 2018 seçimleri öncesindeki evre ile o bir darbe sonrası önlemler evresiydi. 2018'den bugüne kadar giden evre. Otoriterliğin derinleşmesi, sistemde keyfiliğin ve şahsiliğin artması açısından çok daha e, derin, daha etkili bir dönemi ifade ediyor. E, buna karşılık e, toplumun diğer yarısı ise bu kabustan uyanmak istiyor. E, ne diyebilirim? Şunu diyebilirim açıkçası. E, hakikaten bu kabustan uyanmamız kolay olmasa bile... E, bu tahribatı aşmamız Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Bu seçimlerde e, iktidar başarılı olursa, e, iktidar seçimleri kazanırsa ben çok karanlık bir Türkiye'ye doğru gidileceğini düşünüyorum. Hala bugün yüzde on civarında bir ince o an seçmeni gözüküyor. Bunlar muhtemelen ilk turda yüzde altı yediye düşeceklerdir. Ama e, Buranın seçmeninin de açıkçası demokratik ve ufku açık Türkiye'ye destek vermesini umuyorum, bekliyorum, davet ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim, bütün kamu görevlileri, emniyetçiler, askerler, kaymakamlar, valiler bu dönemde hakikaten iktidarla mesafeyi doğru almalıdırlar eğer bir ee, sağlam sağlıklı bir Türkiye arzu ediyorlarsa sağlıklı bir seçim olmasını diliyorum ve muhalefetin bu seçimlerden e, galip çıkmasını istiyorum. Herkesi e, bu istikamette oy kullanmaya davet ediyorum.